Evet, günaydın, günaydın, hoş geldiniz. Evet, tüm arkadaşlarımıza mikrofon açayım. Evet, tüm arkadaşlarımıza günaydın diyoruz. Kapatayım ben. Telefonlardan dolayı muhtemelen şey var. Evet, hepinize günaydın diyoruz. Geçen, tabii ki son basın toplantımızdan bu yana malumunuz biz de bir korona geçirmiş olduk yani. Geçen ayaküstü de sizlere ifade etmiştim artık. Daha tecrübeli bir valiniz var yani sonuçta. Dediğim gibi hastalığı sadece teorik olarak değil, pratik olarak da bilen, hani geçirmiş. Çok şükür bir şeyimiz olmadı. Yani ben bir 4-5 gün grip gibiydim. Yani sonrasında gripin semptomları da kalmadı zaten. Yani evde ilaçlarımızı alarak tedavi sürecimizi tamamladık. Döndük. Onun için arayıp soran arkadaşlara da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dediğim gibi bunu çok şükür rahat bir şekilde atlattık. Şimdi yani malumunuz zaten vaka sayımız hani geçen hafta Sağlık Bakanımızın da açıkladığı şekilde hani en fazla o artan 10 ilden birisiydik. Yani yine ilimizin durumu çok şükür çok kötü değil ama tabii geçen hafta öyle bir artış oldu. Yani bu hafta bir düşüş eğilimi var işin gerçeği. Bir düşüş eğilimi var. İnşallah bu trend böyle devam eder diye ümit ediyoruz. Zaten hani zannımca bugün yarın Sayın Sağlık Bakanımız da yine haftalık verileri açıklar. Orada da tabloyu görürsünüz. Ama geçen haftaki durum bir önceki haftaya göre daha iyiydi. Ama tabii kış geliyor. İnşallah kış öncesinde hedefimiz hani böyle aşılamada biraz daha mesafeyi kat etmek. Yani bu hafta yine okullardaki aşılama çalışmalarımız devam edecek. Yani bugün işte son velilerimizin onaylarını toparlıyor arkadaşlar. Ona göre bu hafta da okullarımızda hani hem il merkezi hem de ilçelerimizde arkadaşlarımız yine yerinde aşılama yapacaklar. Hani öğrencilerimizi de elden geldiğince böyle aşılayıp artık önümüzdeki süreçte karantinaya alınan sınıf sayımızı, hasta olan öğrenci sayımızı minimize etmek. Dolayısıyla da hastaların evlere gidişini engellemek için büyük bir gayretimiz olacak. Ama tekrar ifade ediyoruz ki yani salgın henüz bitmedi. Hani bu salgının tedbirleriyle ilgili gevşeme için de çok erken. Yani bunun etkilerini de hala görüyoruz. Şimdi son bir hafta içerisinde 6 vatandaşımızı daha kaybettik. Yani koronavirüs sebebiyle. Allah hepsine rahmet eylesin. Şu anda hani hastanemizde de 55 hastamız var. Ha yani çok şükür uzun bir aradan sonra ilk defa entübe hastamız yok. Yani bugün itibariyle. Ama tabii 15 yoğun bakım hastamız var. Bu 15 yoğun bakım hastamızdan önümüzdeki günlerde entübe olanlar da olabilir. Yani artık dediğim gibi yani salgın ya aşı olmayanlar ya da aşı sürecini tamamlamayanlar açısından ağır seyrediyor. Bizim hem vefat eden vatandaşlarımız hem hastanedeki vatandaşlarımızda da gördüğümüz genel tablo bu şekilde. Yani gençlerimizi bir kere daha uyarıyoruz. Özellikle aşı yaptırmamış olan gençlerimizin yani çoğunlukla servisten dönüyorlar ama yine de hastaneye yatma oranları aşı olmuşlara göre tabii ki çok çok yüksek. Hani onu ifade edelim. Yani son haftalarda hani önceki hafta aslında iki genç vefatımız oldu. Birisi Ilgaz'dan 47 yaşında hiç aşı olmamış bir vatandaşımız, Allah rahmet eylesin. Bir de merkezde 32 yaşında bir genç bir hastamızı kaybettik. Tek doz aşısı vardı. Ama hani ağır kronik rahatsızlıkları vardı. Ama dediğim gibi yani Ilgaz'da işte 47 yaşında bir hastamızı işte yani önceki hafta kaybetmiş olduk ve dediğim gibi hiç aşı yoktu. Son toplantımızdan bugüne de 28 vatandaşımız hayatını kaybetti. 28 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani ölen hasta sayımız 517'ye yükselmiş oldu son toplantımızdan bugüne. Yani şu anda yoğun bakımda ki hastalarımızın en genci 49 yaşında. Ve 3 tane 65 yaş altında hastamız mevcut.
Serviste de 12 hastamız 65 yaş altında. Onun için dediğim gibi tekrar ifade ediyorum. Yani gençlerimizi birazcık etkileme eğiliminde. Yani önümüzdeki süreçte de yine hem tedbirlere uyum hem de özellikle genç nüfusun aşılanması konusunda da velilerimizin desteğini istiyoruz. Yani velilerimizin desteğini istiyoruz. Öğrencilerimizin ister istemez okul kayıp süreçleri hani artıyor. Bir de Allah korusun yani yine zaman zaman karşımıza çıkmakla beraber çok yüksek değil ama işte gençlerimizin de böyle belki ağır olarak geçirme ihtimalleri vesaire olabilir nadir de olsa bunu da aşının büyük oranda engelleyeceğini düşünüyoruz. Hani bizde de malum işte 2 haftadır çocuklar da okula gitmemişti. Yani büyükler birer doz aşılıydı. Yani büyükler biraz doz aşılıydı. Hani o oğlumun testi pozitif çıktı bu süreçte. Kızımın negatif çıktı ama o da semptom verdi. Hani ya onlar da böyle 1-2 günlük böyle hafif semptomlarla çok rahat bir şekilde hastalığı atlattılar. Bugün de onlar da okullarına döndü. Onun için dediğin gibi yani önümüzde kış süreci ister istemez kapalı alan kullanımı artacak. Açık alanlardan daha fazla istifade edemeyeceğiz. Ortamlar daha az havalandırılacak. Şimdi salgın koordinasyon toplantısında da yani 4. dalganın neresindeyiz biraz tartışmış olduk. Hani şimdi Çankırı açısından şimdi 4. dalga burası. Yani 4. dalga burası. Yani burada o yüksekten döndük şu anda aslında hani 2 haftadır bir düşüş eğiliminde. İnşallah bu haftada bu trendin devam edeceğini düşünüyoruz. Önceki yaşadığımız 3 dalgada buralar. Buralara göre daha hafif seyrediyoruz sizin gördüğünüz gibi. Ama burada hani en büyük farkı yani aşı sonrasındaki en büyük farkı aslında şeyde gördük. Yani önceki dalgalara göre hasta olan vatandaş sayımızla hastaneye yatan sayımız arasındaki makas çok daha açık. O grafiği de sizlere gösterebildiğim kadar göstereyim de. Şimdi bu bizim hani bilmiyorum arkadaşlar görebiliyor mu ama yani yeşil hasta sayımız, sarı da hastaneye yatan sayımız. Şimdi öncekilerde malum gördüğünüz gibi birbirine yakın seyrediyor aslında yani iki eri. Fakat bu en son dalgada hani yeşille sarının bulunduğu yer arasındaki mesafe bayağı açık. Hani bu hasta sayımız buralara kadar gittiği halde yani mesela bir öncekinde hasta sayımız buradayken yatan sayımız da buradaydı. Şimdi hasta sayımız burada, yatan sayımız bunun çok aşağısında. Hani aşının dediğimiz gibi en büyük faydasını aslında burada görüyoruz. Hani aşı hasta olmayı tamamen engellemiyor onu söyleyebiliriz. Ama tam aşı olmak hastaneye yatışı ve yoğun bakımı özellikle %99 engelliyor. Yani bizim şeyimiz o. Yani tam aşı olmak. Hani hastaneye yatış. Bizim de zaten aşıdan esas beklentimiz o. Yani ben de dediğim gibi hani 3 doz malum aşılıydım. Eşim 2 doz. Hani o 2 doz Biontech'ti. Ben 2 Sinovac bir Biontech'tim. Hani hasta olduk. Ama hastanelik olmadık yani sonuçta. Dediğim gibi aşıdan da bizim bu süreçte zaten en büyük beklentimiz aslında bu. Yani hastane ve yoğun bakım yükünü artırmamak. Onun için ya bir kere daha bakın her hafta arkadaşlarla beraber salgın koordinasyon toplantısında hiç aşı olmamış vefat eden vatandaşlarımızı görünce gerçekten üzülüyoruz yani. Ya da 4 ay önce 1. doz aşısını olmuş, 2. doz aşısını olmamış. İşte 4-5 ay önce 2 doz aşısını olmuş, 3. doz aşısını yaptırmamış vatandaşlarımızı görünce gerçekten üzülüyoruz. Yani aşının yan etkisi falan var diyorlar ama hayatını kaybetti bu vatandaşlarımız. Yani bundan daha büyük ne olabilir yani hani sonuçta. Ki tekrar ifade ediyorum ben yani bugüne kadar bizim Çankırı'da yaptığımız hemen rakamı da vereyim de. Şimdi biz bugüne kadar Çankırı'da 293.754 doz aşı uyguladık. Yani birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü doz olarak 293.754 doz aşı uyguladık. Ve karşımıza bir tane aşı sonrasında işte ani yani teknik olarak anafilaksi gelişmiş vesaire böyle aşının herhangi bir şey yaptığı bir hastamız gelmedi. Yani bu kadar aşıyı hani ki burada malumunuz yani 12 yaşından işte neredeyse 100 yaşına kadar vatandaş yelpazemiz var.
Yani bu aşı yaptıklarımız arasında. Biz burada bir şey görmedik. Ama tekrar söylüyorum lütfen, yani bu anlatılan hikayelere vesairelere vatandaş itibar etmesin. Yani gerçekten üzülüyoruz. Şimdi mesela geçen hafta vefat eden vatandaşlarımız arasında bir 60 bir 67 yaşında iki tane vatandaşımız var. Hiç aşıları yok yani. Hiç aşı olmamışlar. Yani gerçekten üzücü. Yani gerçekten üzücü. Şimdi o Ilgaz'daki 47 yaşındaki vatandaşımız da hiç aşı olmamış. Yani diyorum ya, gençliğe değil aşıya hani güvenmek lazım. Hani ben dediğim gibi çocuklarıma da hani aşı yaptırmıştım zaten. İşte ikinci dozları geldiği sırada da bu hastalığa yakalanmış oldular. Ama dediğim gibi kesinlikle, çünkü hastalık kişiye özel. Hani bunu siz de iyi biliyorsunuz. Hani kimin hafif, kimin ağır geçireceğini ancak hasta olduktan sonra ancak görebiliyoruz. Yani yoksa evet bir genel şeyler var. Hani bu ağır, bu hafif geçirir diye, ama yani hayatını kaybeder diye beklediğimiz hastalarımız iyileştiği gibi hiçbir şey olmaz dediğimiz hastalarımızı da kaybedebiliyoruz. Bunu da gördük. Benim kısaca söyleyeceklerim bunlar. Ama dediğim gibi tekrar lütfen, hani hele şu süreçte artık tedbirlerin gevşediği süreçte, kışın yaklaştığı süreçte vatandaşlarımızı ivedi olarak, hani aşı olmamışlarsa aşı olmaya, aşılarını tamamlamaya ve çocuklarını da aşı yaptırmaya çağırıyoruz diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Sorular varsa. Buyurun. Sayın Valim, sağlıktan bahsettik, sağlığın öneminden bahsettik. Çankırı'da bir hastaneye, yeni hastanenin yer sorunu vardı. Bu hastanenin yer sorunu sonuçlandı. Ya son aşamaya geldiği gibi sonuçlanmak üzere. Sonuçlanmak üzere. Yani inşallah önümüzdeki yıl somut gelişmeler olur diye şey yapıyoruz. Yani hani son aşamada artık inşallah bir karar verildi gibi kısa süre içerisinde inşallah nihai şeyi görürsünüz. Buyurun. Ondan dönen Çalıştay'a belediye başkanımızı göremedik. Kendisini de görmedik ama Sayın Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen Çalıştay'a katılmadı. Neden katılmadı veya katılamadı? Yoksa davet mi edilmedi? İlim valisi olarak bu konu hakkında ne dersiniz? Vallahi reis beye sorun diyeceğim. Yok, davet edildi. Onu biliyorum. Ama hani biz cuma günü de konuştuk. O bir başka bir programı vardı zannediyorum. Dediğim gibi. Tam şey bilmiyorum ama davet edildi, onu biliyorum. Nasıl? Tüm belediye başkanlarımız davet edildi yani. Ama hepsi katılmadı malum. İlçe belediye başkanlarımızdan da katılamayanlar vardı. Evet, yani birkaç belediye başkanımız yoktu. Birkaç belediye başkanımız yoktu. Buradaki en büyük sıkıntı Çankırı Çalıştay'ın yalamada yaptılar. İşte konuşuluyorken Çankırı. Zaten katılmayan da o. Ya şöyle, onu hoş görmek lazım. Hani şimdi Çandef malum İstanbul'da, hani kimse onlar oraya hani şey olarak yakınlardı. Onu hoş görmek lazım. Hayır, olabilir yani, dediğiniz gibi olabilir. Çankırı'da yapacak kurşunuza ilk destek alalım. Yok, dediğim gibi yani bunu hoş görmek lazım ya. Hani öyle bir, yani Yalova'nın İstanbul için bir lokasyon avantajı var. Hani Yalova'ya şöyle, şimdi en uzun mesafeyi kat edecek olan kişi sayısına baktığımızda evet, Yalova'da yapılınca daha az kişi uzun mesafe kat etti. Onun için dediğim gibi çok şey değil. Bir dahakini inşallah şeyde kurşunu da yaparız. Güzel bir toplantıydı yani, hani ben de hani şöyle, zaten ben bir İstanbul programı düşünüyordum, hani Uğur Bey de biliyor. Zaten öyle bir düşüncemiz vardı bizim. Hani bir gidelim, hem hani bu Covid süreci birazcık malum şeyleri açtı. Hani hem iade-i ziyarette bulunalım hem de istişarelerde bulunalım şeklinde, ama bu da o açıdan bir fırsat oldu. Yani hiç olmazsa onları da toplu olarak bir arada görme, hep beraber konuşma, görüşme şeyi oldu. Bence güzel de bir toplantı oldu. İyi bir fikir alışverişinde bulmuş olduk. Şey, buyurun. Eskiden Sayın Muhalim Fahrettin Bey'in zamanında Çankırı tazminleri yapıyordu İstanbul'da. Fahrettin Bey'e gitti, unutuldu. Kaldı. Yeniler yapıyor. Şu an bir devalde bir tasarım var mı? Var var. Var. Yani dediğim gibi, yani hani inşallah İstanbul'da Ankara'da hocam. 2020'de yani İstanbul diye bir fikir var. Dediğim gibi inşallah onu önümüzdeki süreçte somutlaştırırız. Ama güzel bir
Çankırı tanıtım günleri yapma şeyimiz var. Gündem maddelerinden birisi oydu yani. Gündem maddelerinden birisi oydu. Doğru. Hani hatta bunu işte hani en doğru, en iyi şekilde nasıl yapabiliriz onu falan da hani konuştuk. Şeyde yani inşallah 2022'de gerçekleştireceğiz. Hatta onun yanında birkaç tane daha hani farklı etkinlikle yine Çankırı'nın tanıtımına katkı sağlayacak. Onların da yapılması hani gündem maddeleri arasındaydı. İnşallah 2022'yi böyle biraz dolu dolu geçirme şeyimiz var. Hedefimiz var. Yani pandeminin de artık önümüzdeki bahar ya olacağız ya öleceğiz değil mi Müdür Bey? Yani, herhalde. İyi günler bizim. Yani hani 2022 artık baharında inşallah süreç biraz daha hafifler. Yani, arasındaki deyim mi? Siz de uygulamaya başladınız. Şimdi ben ilçede köylerde geziyorum. Devlet geri taşı vurdu ki de 2023'te birimiz ölecekmişiz diye. Yani siz öyle deyin de şimdi. Yok 2000 yani şöyle ben artık o zamana kadar diyorum yani ya yenmiş oluruz bu hastalığı. Yani ya yenmiş oluruz. Çünkü malum yani şey açısından da şimdi virüsler açısından da hani doğal beklenti şey. Hani virüsün uğradığı mutasyonlarla bir süre sonra hani semptomlarını hafifletip bir gribal enfeksiyona dönmesi. Yani 1918 İspanyol gribinin de aslında 2 yıl sonunda bu şekilde ortadan kaybolduğu hani biliniyor. Şeyde onun için inşallah dediğim gibi şeyde hani ya olacağız ya öleceğiz derken yani o zamana kadar hakkından geliriz yani. Hani aşılama programımız ilerlemiş olacak vesaire. O zamana kadar inşallah hakkından geliriz. Yani 2022 ümidimiz odur ki hani bu tür toplu programlar vesaire açısından daha rahat geçer diye ümit ediyoruz. Buyurun. Sayın Var, Mehmet Bey'in sorusuna ilaveten, Mehmet dedi ki İstanbul'da Çankırılar Günü yapılacak diye soruyor. Fakat geçtiğimiz hafta yine İstanbul, yeni kapıda bütün illerin tanıtımı vardı. Çankırı da vardı diye oraya giden Çankırılar maalesef üstüne uğradılar. Yani bu yeni kapıdaki tanıtıma neden Çankırı? Yani şöyle bütün illerle... Bakan bu araçta yazı geldi de bilgi mi verilmedi? Yok yani hani... Koyuyoruz. Nedir cevabınız? Benim bildiğim hani bütün illerinle ilgili olarak bir program olmadı. İl bazında. Belli iller. Belli ya yani evet belli iller olabilir. Malum hani Yörekse oldu Antalya'da. Evet. Yani Yörekse katıldık. Aslında belki ben de hani bir fuarı görme adına bir gitme niyetim vardı ama o hafta karantinada olduğumuzdan dolayı hani olmadı. Yöreks mi? Yani elden geldiğince hazırlıklı olarak gitme gayreti içerisinde olduk ama bakalım yani hani önümüzdeki süreçte daha iyi olabilir. Yok yani önümüzdeki yani inşallah dediğim gibi yani özellikle 2022'de elden geldiğince yani bu tür programlara en iyi şekilde iştirak etme gayreti içerisinde olacağız. Sayın Mahallim, aynı üniversite açılacak. Onlar yine son durumu öğrenebilir miyim? Onunla ilgili aslında buyurun Müdür Bey. Sayın Mahallim, bu konuyu arz edeyim. Şimdi İl Danışma Kurulu toplantısında Sayın Milletvekilimiz Salim Bey müjdeyi vermiş sizlere. Şimdi bu konuda başta Sayın Valimiz, Grup Başkan Vekilimiz, Sayın Milletvekilimiz Salim Bey ve destekleri olan herkese teşekkür ediyorum ben burada. Çankırı'mıza anjiyomuzu kazandırdık. KAP merkezini de inşallah en kısa sürede anjiyo ile birlikte Çankırı'mızın hizmetine sunacağız. Yani şimdiden hayırlı olsun. Şimdi çalışmalara başladık. Bu bir süreç gerektiriyor. Yani en az anjiyonun açılması bir 5-6 ayı bulur diye düşünüyorum. Yani çünkü eğitimleri var. Diğer personel yetiştirmesi ama en kısa sürede inşallah açılacak. Şimdi yer sorunu şu açıdan yani anjiyo ile ilgili yerimiz var. Onda bir sıkıntımız yok. Ama KAP merkezi bünyesinde fiziki alan sıkıntımız olabilir ama biz yine onu da bir şekilde eğer yeni hastane hızlı bir şekilde yetişmezse onun da planlamasını yapıyoruz. Yani şöyle malum ciddi pahalı bir cihaz. Evet. Hani cihazın şimdi alım süreci başlamış durumda inşallah. 7-8 trilyonluk bir cihaz sayın malum. Yani onun alım süreci başladı. Yani inşallah hani birazcık daha sabır bu sorunun artık hani ilimiz gündeminden kalkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani. Süreç başlamış durumda. Yani hani o cihazın alınması kritik karardı. Yani kritik karardı. İnşallah yakın zamanda yani onu da... Yer bulmak gibi olmasın da Sayın Valim. Onu siz soruyorsunuz. Sayın Valim. Yok yok. Ya şöyle mesele cihazın alınmasıydı. Yani ondan sonra biz onu hallederiz. Yani.
edelim. Ben Sayın Hanım arz edeyim de, yani Anjiyo ile ilgili bir sıkıntımız yok. Yerimiz de hazır, cihazımız da tahsis edildi. Hani inşallah 6 ay içerisinde biz herhalde hizmet vermeye başlarız diye düşünüyorum inşallah. Yani emeği, olabilecek en kısa sürede evet, süreci tamamlayacağız inşallah. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Herkese. Sayın Valim, hocam, 5 tane kameralar kapandı, istersen kapanmasın. Muzdarip olduğunuz konuyu dile getireceğim. Şahsım için konuşmuyorum. Çankı'da malum, parmakla sayacak yerel metelarımız var, patronlarımız var, yerel katlarımız var, internet metelarımız var. Sayın Valim, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020-2230 sayılı dosyası içinde yapılan kovuşturmada Çankı Rüzgün Tersiyeli Mahkemesi 2020-160 esas sayılı karar ilham ile ilgili olarak Sayın Sağlık İl Müdürümüzü kurumumuzu detaylarına dair haber yapan Vedat Peki hakkında beraat verilmiş fakat nedense Mustafa Çelik ve Haberci 18 sitesiyle Vedat Peki karıştırılmış, Vedat Peki hakkında işlem kapatılmış, benim şahsıma asılsız davalar açılmış, elimizde karalarımız olduğu halde elde bekleniyor da. Sayın müdürümüz söylüyor, şahsınız, kurum avukatınız ne yapmak istiyor? Evraklar sahtecilik yapmakla suç değil mi? Biz ne yaptık da size bizim hakkında dava açıyorsunuz? Buyurun. Ya şöyle... Kaçma yok. Şöyle Mustafa ben Bey ben mahkemelerden geliyorum. Şimdi... Haberde tekiyle kötülemiyorum. Size ben aşağı vuranlarla uğraşmıyorsunuz da Mustafa Çelik suçun ya. Elinde takipçilik kararı var. Evraklar sahtecilik yapmadan hakkında dava açıp Sayın Vali Bey. İşlem yapar mısınız? Şimdi şöyle... Kurum avukatı ve avuk müdür hakkında. Şöyle şimdi... Buyurun belgeler burada. Belgelerden konuşuruz. Yok yok. Savcılığa gidiyorum, dilekçem almıyor savcı. Polis yalvarıyor yeni mahalle polislerinden. Sayın savcı, Mustafa Bey hakkında işlem yapılmadı. Bu insan feragat geldi, suçu yok. Siz bunun neden ifadesini almaya zorluyorsunuz diyor da sağlık müdürü avukatı istiyor diyor. Al kardeşim diyor sen diyor. Ne demek bu ya? Ya Mustafa Bey bakın bir... Şimdi savcılık neden bizim... Neden bizi rencide diyorsunuz siz memlekette? Haber yapmak suç mu? Şimdi şey yapma sen. Şimdi Mustafa Bey bir... Kızmıyorum, özür dilerim. Ben kovatabilirsiniz buradan. Ben bir şey daha söyleyeyim Sayın Valim. Sayın Sağlık Müdürümüzle geçtiğimiz yılın son şey ortalarında hastanesinde usulsüzlük olduğunu belirttim. Nezaketinde dolayı insan yaradım. Aradın mı? Sayın Müdürüm böyle böyle bir durum oldu. Hasta bakıcım hastalardan 400 milyonlar para almış ama ben haber yapmıyorum. Aradın mı arabamı? Söyle Valim benim. Aradın değil mi? Siz de ne dediniz? Üstüne gideceğim dediniz. Daha bir sene geçti. Aramakta sormuyorsunuz. Ne yaptınız bu memura? Para nerede? Niye düşmek tarıyorsunuz hastanede? He, şey, haber mi yapardım keşke nezaketinde? Mustafa Bey, Mustafa Bey. Ben kalp hastasını yakalamış yüzümüzden. Davacım sizden. Sayın Valim görürüz yapmışsınız o zaman. Ben de kovun, bir daha da gelmiyorum ben. Bakın bir... Evraklar burada. Aklınızdan tamam. Bakanlığa kadar gidiyorum bugün. Hayır, evrakların bir örneğini verin siz. Neymiş tamam. Sayın Valim onu? Yapılan koşma sonrası Adliye Ceza Mahkemesi'nin esas sayısıyla Vedat Peki hakkında beraat vermiş. Mustafa Çelik hakkında işlemsiz bırakılması nedeniyle takdir ve ifa için savcılar suçunda bulunmuştuk gereğine hazır. Ne yaptım ben? Hastanede hırsızımı yaptım. Bakın o yazı adliyeye ait. Mustafa Bey okudu. Yok adliyeye avukatı, avukatıyla ikisi sendikacı Tunar hiç... Bakın önce süreçleri... Aradım. Önce süreçleri ayrı... Neyse toplantıyı bitiriyorum ben burada. Hayır sizle konuşma imkanım yok. Bakın ben üçtür lafa girmeye çalışıyorum ben. Üçtür lafa girmeye çalışıyorum. Ya bakın arkadaşlar bir burada herkes görevini yapıyor tamam mı? Bakın o dediğiniz yazılar idarenin yazıları değil. Adliyenin yazıları. Değil. Sen işte dava açtın. Ya evrakları siz verin. Eğer bizde bir... Ben bakınmaya gidiyorum Sayın Varız. Ya siz gidin. Yani tamam. Mustafa Bey bakın. Özür dilerim. Çok kabalık yaptım. Ama ben kalp hastalığına yakalandım. Yani doğrudur. Hoş olmadı. Dünyanın hepsi çalışıyoruz. Paranenin haberi yapmıyoruz. Ya biz böyle, de başlıyoruz. Böyle sendikacına da sahip çıkacağım. Bakın. Avukatına da sahip çıkacağım. Sonuç istiyorsa siz sorumlusunuz. Sen siz neyse de kusura bakmayın. Bir daha beni davet etmeyin. Biz de arkadaşlarımız...